A modern marvel of science and engineering. Allow me to introduce Cosmo. Cosmo? Cosmo! Oh boy. Yes. Efendim merhabalar, bu görmüş olduğunuz sevimli robotun ismi Cosmo. Anki isimli bir yapay zeka şirketi tarafından üretildi. Bence ben ve birçok insanın hemfikir olduğu bir konu var ki diğerlerinden farkı gerçekten çok sevimli bir robot. Ben videolarını izlerken en kısa zamanda mutlaka bir tane alayım istedim. Farklı Bakış'ın 28. bölümünde yeni bir belki arkadaşlık formu, sosyalleşme formu, yeni arkadaşlarımız sosyal robotlardan bahsetmek istiyorum. Sosyal robotlar genel olarak tanımlayacak olursak otonom bir şekilde kendilerine verilen bir karakterle insanla iletişim kurabilen, etkileşim kurabilen robotlar olarak tanımlanıyor. Yani bütün robotlar sosyal robot değil. Bunu Cosmo üzerinden anlatacak olursam, Cosmo gerçekten dediğim gibi sizinle oyun oynayan çok ama çok sevimli bir robot. Bu öyle ki işte siz oynamadığınızda size küsebilen, dönüp işte sevimli cevaplar verebilen bir robot. Bence en önemli özelliklerinden biri herhangi bir yerdeyken odaya giren kişiyi face recognition yani yüz tanıma sistemiyle tanıyarak o kişiyle ilgili bir hafıza kaydı yapıyor. Ve bu şekilde o kişiyle gerçekten bir ilişki kurabiliyor. Bu tarz robotlarla ilgili yapılan çalışmalarda en kritik konulardan biri bu duygusal ilişki kurabilmesi insanlarla. Cosmo, Anki firması da bence bunu çok çok iyi bir şekilde halletmiş. Ve bu tabii ki de ilerleyen zamanda daha değişik boyutlarıyla yazılımcılar açılarak ilerletilmek isteniyor. Mesela Cosmo için ilk etapta yazılımcıların dışarıdan başka şirketlerin eğitim odaklı uygulamalar geliştirilmesi ve yine başka oyunlar geliştirilmesi isteniyor. Anki firması benim çok dikkatimi çeken bir firma. Bir süredir takip ediyorum. Yazılımcıları arasında, yatırımcıları arasında çok ünlü yatırımcılar var. Andreessen Horowitz, Index Ventures, James J.P. Morgan gibi Amerika'nın en ünlü yatırımcı firmaları var. Ve bence teknoloji konusundaki en kritik konulardan birini halletmişler. Teknolojinin insanla ilişkisini, özellikle robot, sosyal robot bazında duygusal iletişimini ve ilişkisini çok iyi çözmüş ve ben ilerleyen zamanda çok çok başarılı olacağını düşünüyorum. Robot deyince ya da arkadaşlık konsepti içinde bahsettiğimizde çok doğal olarak aklımıza ilk insan formları geliyor. Bu insan formlarından da kastım işte gözleri olan, bir vücudu bir belirli bir yapıda olan ve dokunabileceğimiz, görebileceğimiz bir yapı gibi aklımıza geliyor. Ama yapay zeka sadece bir ses şeklinde de aslında vücut bulabilir ki bu aslında birçok şirketin bugün üzerine çalıştığı bir konu. Amazon'un Echo ya da diğer bilinen ismiyle Alexa ürünü bunun en temel örneklerinden biri. Alexa ilk 2004 Kasım'da hatta piyasaya çıktı. İlk çıktığında aslında bunu çok 90'lardan beri olan bir teknoloji, text to speech dediğimiz metinden sese çeviren bir anlamda evimizde canlı bizi internetle bağlayıp bizim sorularımıza cevap veren bir formda tasarlandı. Ama mühendisler görüyor ki insanlar Alexa ile bayağı insan gibi konuşuyor ve hatta beklentilerinin daha çok böyle arkadaşlık, yoldaşlık gibi beklentiler olduğu bu araştırmalarda ortaya çıkıyor. Yani aslında mühendisler ilk başta böyle bir şey tasarlamıyor. Bunun üzerine Alexa'ya yeni bir karakter tanımlanıyor ve Alexa artık daha insanlarla insan formunda iletişim kurabilen bir yapıya dönüşüyor. Bu ne gibi? Mesela siz evdeyken insan Alexa'ya mutfakta eksik olan şeyleri söylüyorsunuz, size alışveriş listesi hazırlıyor ya da sorduğunuz herhangi bir soruya direkt cevap verecek şekilde sizinle iletişim kurabiliyor. Amazon tabii ki bu konu üzerine daha çok çalışıyor. Ancak bu pazar kesinlikle sadece Amazon'a kalmış bir pazar değil. Google, Samsung, Microsoft gibi bütün teknoloji şirketleri bu işin peşinde koşuyor. Google özellikle bu konuda Google Home isimli bir uygulamayla ki bu da yine bir speaker, bir
ses üzerinden iletişim kuran bir cihaz şeklinde piyasaya çıktı. Şu anda daha çok ilk çıktığında işte Google'ın internetin böyle evde sesli seslendirilmiş formu gibi ortaya çıktı. Ancak Google tabii ki şeyin çok farkında, bu iletişimin daha doğal olması gerektiği, bunda daha duygusal bir bağ olması gerektiğini çok farkında ve bunun üzerine birkaç hafta önce Pixar animasyon stüdyoları ve de Onion, ki bizim Zaytung'a denk düşüyor, böyle yerlerde çalışan yazarları işe aldı. Bu şekilde kendi Google Home cihazına yazacağı metinlerin daha işte komik cevaplar verecek, insanlarla daha duygusal ilişkiler kurabilecek bir formda olması için çalışıyor. Google Home yaklaşık 129 dolar civarında, eminim ki ilerleyen zamanlarda fiyatı da daha çok düşecek. Şimdi gördüğümüz gibi bu alanda, özellikle sosyal robotlar alanında, hemen hemen tüm teknoloji şirketleri insanla anlamlı ilişkiler kurabilen, duygusal bir derinlik oluşturabilecek bir formun, bir iletişim tarzının peşindeler. Bu da aslında biz tasarımda hep anlattığımız bir şey ki, bu aslında çok kolay, tasarım perspektifinden de çözülebilecek bir şey. Pazar şimdi o yöne doğru ilerliyor. Amerika'da bir atölyede 2013 yılında bir çalışmada biz bir proje yapmıştık. Projede şey düşünüyorduk, işte eve geliyoruz, bir person olarak yaşlı bir personayı seçmiştik. İşte yalnız yaşayan eve geliyor ve ona o günün nasıl geçtiğini sohbetini yapmasından tutun da bütün günü, hatta onunla ev dışında da hep beraber olabilecek bir yapay zeka karakteri düşünmüştük 2013 yılında. Bu böyle bir yaptığımız bir projeydi. Şimdi biz 2016'dayız. Bu yaklaşık 129 dolarla 200 dolar arasında satın alabileceğimiz ürünlere dönüştü. Bu fiyatlar daha da düşecek ve bu ürünlerin artışında daha da çok daha farklı bir şekilde artışını göreceğiz. Yani hem ses formunda, sadece ses olarak evlerimize konuk olacaklar, hem de Kozma gibi sevimli oyuncaklar şeklinde. Efendim, bu haftalık bu kadar. Lütfen YouTube kanalıma abone olunuz ve diğer videolar için de web sayfam guleozkan.com'u ziyaret edebilirsiniz. Gelecek hafta saat 6'da tekrar, salı günü görüşmek üzere.